Herkese merhabalar. Zor insanlarla nasıl baş edeceğiz peki iletişim kurarken? Evet. Kavga mı? Hayır. İnsan ilişkileri de her zaman toz pembe değildir. Sürekli kinayeli konuşan, kayınvalideyle birlikte olmak, aksi bir bölüm şefiyle birlikte çalışmak ya da her şeyden şikayet eden bir insanla bir arada yaşamak gibi zorluklarla karşılaşmayan var mı? Zor insansınız sizi alt üst eder. Yaratıcılığınız uçup gider. İletişiminiz kopar ve edindiğiniz bilgiyi doğru işleme kapasiteniz yara alır. Ne diyeceğinizi, ne yapacağınızı bilemezsiniz. O kişiden kaçmaya çalışırsınız. Ya da zor kişinizle karşılaşma öncesinde içinizde afakanlar basar. Ya yine bu adamla mı karşılaştık? Bizim işimizde bundan dönüyor. Ne yapacağız ya? Nasıl baş edeceğiz? Deyip durursunuz. Terler dökersiniz. Endişe, huzursuz ve korku içinde olursunuz. Bir de bu zor kişi aileden biri ise ya da iş arkadaşınızsa veya bölüm şefinizse eyvah. Zor kişilerle ilişkide 4 önemli noktayı bilmek yararlıdır. Bu noktalarda hemen söyleyelim, özetini şimdi verelim. İnsanı zor kişi yapan korkudur. Zor insanı değil, ona yaklaşımınızı değiştirmeyi hedefleyin. Karşınızdakini değiştiremezsiniz. Yaklaşım tarzınızı değiştirin. Zor kişiyle aranızda mesafe koyun. Zor kişiyle ilişkilerinizin bir stratejisi benimleyin ve uygulayın. Ya ben buna nasıl yaklaşırım? Yani o eşref saatinde mi yaklaşırım gibisinde planlar yapın. Baş edeceksiniz. Üstünüzde kendi çalışanınızla ve aile ilişkilerinizde faydası olacaktır. İnsanı zor kişi yapan korkulardır dedik. Hemen bakalım. İster aktif, ister pasif, isterse bu iki ucun arasında gidip gelen bir kişi olsun. Karşınızdaki kişinin sizi zorlayan davranış ve tepkilerin altında korku yatar. Kendinden emin değildir. Bu zor kişide yeteri kadar ilgi, sevgi, takdir görmemekten, kontrol edememekten, dışlanmaktan korkar. Bu korku onu sizinkinden farklı olan kendi dünyasına hapsetmiştir. Etrafında ne olursa olsun değişikliğe direnir, haklı olmakta ısrar eder. Eğer her şeyi bildiğini sanır ve her zaman üstün gelmeyi çabalar. Zor insan kendini bir kurban gibi görür. Enerjisini sürekli kendine haklı çıkaracak bahaneler aramaya harcar. Sizin onu anlamadığınızı düşünür ama doğrusu bazen kendisi de kendini tam anlamaz. Sizi sanki değersiz, dünyanın bir parçasıymışsınız gibi görür. Bir kere haşır neşir olmaya başladınız mı sorunların bir parçası haline gelirsiniz. Üstelik farkında bile olmadan daha zor bir kişi haline gelmesine katkıda bulunursunuz. Bir insanı değil, ona yaklaşım tarzını değiştirmeyi hedefleyin. Baş etmek istiyorsanız demiştik. Kendimizden biliriz. Kimse bizi değiştiremez. Bir başkası belli ölçüde, belli durumlarda ve bir süre için bazı davranışlarımızı etkileyebilir. Ancak içimizden gelmediği sürece değişmeyiz. Sigarayı bırakmak istemeden mümkün olabiliyor mu? İstememiz lazım. Aynı şey o zor kişi için de geçerlidir. Üstelik o zor kişi boşlukta hareket etmemektedir. Attığı okların bir hedefi vardır ve o hedefte sizsiniz. Bu durumda kendinize bir kurban olarak görmekteyseniz şunu bilmenizde yarar var. Zor kişinize gösterdiğiniz tepkiler tam da onun beklediği gibidir ve hatta işine gelmekte, kendini pekiştirmektedir. Bu durumda bir tek çare vardır. İçine düştüğünüz ruh halini değiştirmek, böylece sohbette konuyu değiştirir gibi okların yönlerini değiştirmek, hatta ok atılmasını durdurmak mümkün olabilir. Zor kişiyle aranıza mesafe koyabilirsiniz dedik. Zor kişimizi değiştiremeyiz ama onun bize olan tavırlarında değişiklik yapmasını sağlayabiliriz. Bunu sizi zor kişinin davranışlarına odaklanmaktan, uykularınızın kaçmasından, kendinizi kaybetmekten korur. Aynı zamanda hazırlayacağınız stratejiyle ilgili zaman kazanmanıza yardım eder. Mesafe koymak sadece fiziksel saldırılardan korunmak için uzakta durmak anlamına gelmez. Yani 5 kilometre, 5 metre uzaktan geçecek değiliz mesafe koyalım dediğimizde. Bu zor kişinizle her zaman alışılagelmiş etkileşiminize ara vermek, güç toplamaktır. Örneğin zor kişiniz sizin fikirlerinizi, önerinizi sürekli aşağılıyorsa onunla bir süre tartışmaktan kaçının. Zor kişiniz sizi duygusal açıdan alt üst ediyor ve duygusal tepkilerinizle tatmin oluyorsa bir süre ona gerçek duygularınızı göstermeden soğukkanlı kalmaya çalışın. Düşünsel ve duygusal açıdan kendinize kalkanlar oluşturun. Örneğin tepki göstermediğiniz o anda güçlü yanlarınızı düşünün. Kendinizde beğendiğiniz ve herkes tarafından takdir edilen özelliklerinizi aklınızdan geçirin. Siz de uyandırmak istediği etkiyi uyandırmadığını görsün. Zor kişinizle ilişkileriniz için bir strateji benimseyin ve bunu uygulayın. Bu konuda başlıca iki yaklaşım söz konusudur. Birinci yaklaşımı benimserseniz öyle bir strateji geliştirebilirsiniz ki zor kişinizi alt eder ve zafer naraları, sevinçleri, çığlıkları atarsınız. Böyle yaparsanız karşılıklı baskı ve egemenlik kurma kısır döngüsü başlamış olur. Zor kişiniz intikamını almadan rahat etmeyecek ve sizi bir şekilde tekrar alt etmenin yollarını bulacaktır. Bu durumda onun size yönelik tavırlarını değiştirmeniz mümkün değildir. Yapılması gereken karşınızdaki kişinin sizi sürekli olarak ezemeyeceğini, üzemeyeceğini ve kızdıramayacağını anlamasını sağlamaktır. Bunun için de ikinci yaklaşımı benimsemeniz ve kendinizi koruyarak olumlu bir diyalog sağlamanız yararlı olur. Kendinizi korumak ancak onun sizden beklediği olumsuz tutuma girmemekle mümkün olabilir. Senin üzülmeni istiyor, üzülmeyeceksin. Sevinmeni istiyor, sevinmeyeceksin değil de. Böylece kısır döngüyü kırabilir ve zor kişinin tutumundaki değişikliğe yol açabilirsiniz. Yani senin üzüleceğini biliyor. Bir hareket yapıyor, sen üzülüyorsun, mutlu oluyor ondan. Bunun önüne geçebilirsin. Kendine değişik bir üzülüyorsun da git onun yanında üzülme. Misal. Şunu bir zaman unutmamak gerekir. Hiçbir zaman unutmak gerekir. En zor kişi bile açık, olumlu ve etkin iletişimin hasretini çeker. En zor kişi bile kendisine olumlu yaklaşıldığında açık ve olumlu iletişime hazır hale gelebilir. Her zor insan kolay olmayı bekler. Bir kolaylık arzusu vardır. Bunu da siz çözüyor olabilirsiniz. Esen kalın.